Bir önceki videoda elektrik yükünün ne olduğundan bahsetmiştik. Bu protonlarla elektronlarda görülen ve birbirlerini itmeye veya çekmeye yarayan bir özellikti. Bu itme çekme olayına da elektriksel güç adı veriliyordu. Günümüzde bilim insanları elektrik yüküne sahip başka pek çok parçacığın olduğunu keşfetti. Bu videoda elektrik yükünün sembolünü ve biriminin ne olduğunu göreceğiz. Elektrik yükü Q sembolüyle gösterilir ve birimi klomptur. Klomp büyük C harfi ile gösterilir. Kütleyi nasıl kilogram cinsinden veya yüksekliği nasıl metre cinsinden ölçüyorsak, elektrik yükünü de klomp cinsinden ölçeriz. Klomp ölçü birimi adını bu yüklü parçacıklar arasındaki ilişki konusunda önemli çalışmalara imza atan Fransız bilim insanı Charles Klomp'tan alır. Bir kulombun ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlatmak için elektron veya protonun taşıdığı yükün bir kulombun çok çok küçük bir parçasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Genellikle E olarak gösterilen elektronun taşıdığı yüke bakarsak bu yükün oldukça küçük olduğunu görebiliriz. Mesela bir örnek verelim. 0,00 Ve sonra o kadar çok sıfır var ki hepsini buraya sığdıramam. Sonra 0... 16 Coulomb olduğunu görürüz. Ve evet birimi unutmayalım. Virgülden sonra burada 18 tane sıfır var. Bu bize elektron veya protonun taşıdığı yükün ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Elektronda bu kadar yük bulunur. Ancak elektronun negatif olduğunu biliyoruz. Protonda da aynı oranda yük bulunur. Ancak protonlar pozitiftir. Yani ikisinde de aynı oranda yük varken biri pozitif, diğeri de negatif yüklü. Bu sayı çok küçük olduğundan bunu genellikle bilimsel gösterimle ifade ederiz. Yani ondalık sayıyı buraya kadar kaydırarak 1,6 çarpı 10 üstü şeklinde yazarız. Eşitliğin bu tarafındaki sayıyı kaç kez kaydırdığımıza bakalım. Buradan buraya 18 kere. Burada bir kere daha kaydırmıştık. Yani sayı sağ tarafa geçirirken toplamda 19 kere kaydırdık. O zaman burayı 10 üssü eksi 19 şeklinde yazabiliriz. Yani bu kadar sayıda fazla klomp, bir elektron veya protonun taşıdığı yükte bulunur. Klomp bizim için yeni bir birim olduğundan ne kadar büyük olduğunu örneklerle göstersek iyi olur. Tıpkı bir kilogram veya bir metrenin ne kadar olduğunu tahmin edebildiğimiz gibi bir kulombun da ne kadar olduğunu kestirebilmek oldukça işimize yarar. Şimdi bu kavramı açıklayalım. Bir elektron veya protondaki yükün çok küçük bir sayı olduğunu ve elektronlarda bu sayının negatif, protonlarda da pozitif olduğunu bildiğimize göre toplamda ne kadar elektronun bir kulompluk elektrik yükü edeceğine bakabiliriz her bir elektrondaki yük oldukça küçük olduğundan bu sayı oldukça büyük olacaktır. Çünkü bir kulomp için çok fazla elektrona ihtiyacımız var. Ancak bunun için tam olarak toplamda kaç elektron gerekir? Bunun için biraz aşağıya kayalım ve sorumuzu yazalım. Toplamda kaç elektron bir araya gelirse negatif yani eksi bir kulompluk elektrik yükü oluşur. Videoyu bu noktada durdurarak bu bilgiyi kullanarak bunu kendinizde bulmayı deneyebilirsiniz. İlk olarak işlemi kendi başınıza yapmaya çalışın. Şimdi işlemi beraber yapalım. Bir elektronun 1,6 çarpı 10 üssü eksi 19 kulompluk bir yük taşıdığını biliyoruz. Elimizde elektron olduğundan bu sayı negatif olur. Ancak bize 1 kulompluk elektrik yükü lazım. 1,6 vesaire değil. Sağ tarafı bir kulomb şeklinde yazmak için 1,6 çarpı 10 üssü eksi 19 değerine bölebiliriz. Bu ikisi birbirini götürür ve elimizde eksi 1 kulomb değeri kalır. Aynı şekilde sol tarafı da 1,6 çarpı 10 üssü eksi 19 yerine bölmemiz gerekiyor. Sol tarafta 1 bölü 1,6 kaldı. Hesap makinesini kullansak iyi olacak. 1 bölü 1,6'dan burası 0,625 çıkar. Yani sol tarafı şu şekilde yazabiliriz. 1 bölü 1,6'dan gelen sayı 0,625'ti. Çarpı 10 üssü artı 19. Yani bu miktarda elektronun eksi 1 kulomba eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani eksi 1 kulompluk elektrik yükü elde etmek için bu kadar fazla elektrona ihtiyacımız var. Bunu bilimsel gösterilmede yazabiliriz. Yani 6,25 çarpı 10 üssü 18 elektron. Burada bir basama kaydırdık. Böylece üst kısmından bir düştük. Kısacası çok fazla sayıda elektron, yani 10 üssü 18 elektron, eksi bir kulombu meydana getirir. Ne zaman bir kulombun ne kadar büyük olduğunu düşünsem, aklıma hemen bir kulomb için bu kadar fazla elektron gerektiği gelir. İşte bu kadar büyük bir sayı bir kulomb ediyor. Bu videoda öğrendiklerimizi özetlersek elektrik yükü biriminin kulomb olduğunu, elektronlar ve protonlardaki yükleri ve bir kulombun ne kadar büyük olduğunu gördük. Bunun için çok fazla sayıda elektron gerekir. Hatta proton da diyebiliriz. Çünkü elektronlarla protonların değeri aynı. Sadece biri pozitif, diğeri negatif.